Arkadaşlar merhabalar. Ekranda da gördüğünüz gibi yine bir belge var. Bir rapor var. Neyin raporu? Maymun çiçeğinin raporu, belgesi, simülasyonu. Bugünlerde biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti. Hangi konuda? Maymun çiçeği konusunda Afrika'da acil durum ilan edildi. Peki neler oluyor? Gerçekten büyük bir tehdit, tehlike var mı? Nereye gidiyoruz? Bunun altında ne var? Daha önce malum süreci yaşadık. O dönemde dünya birbirine girdi. Efendim biliyorsunuz çok büyük bir propagandayla bütün dünyaya yayıldı ve dolayısıyla ölümler oldu vesaire filan. Geriye dönmek istemiyorum. Artık önümüze bakmak lazım. Bu maymun çiçeği acil durumu ilan edilmesi ne anlama geliyor? Dertleri ne bunların? Bununla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum ama bundan önce elbette tüm hastalıklara karşı çok duyarlı olmamız lazım. Tüm salgınlara karşı tedbir almamız lazım temizliğe, hijyene, beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Özellikle tıbbi yardım alınacaksa doktora gitmemiz lazım. Her türlü tıbbi yardımı almamız gerekir. Ama tabii ki propagandalara, tabii ki bir takım uydurmalara da dikkat etmek gerekir. İnsanlar maalesef son yıllarda virüslerle inanılmaz derecede korkutuluyor. Bir insanı ne kadar çok korkutursanız bağışıklık sistemini o kadar düşürürsünüz. O yüzden son yıllarda yaptıkları şey esasında bu. Yani insanlar öyle bir noktaya geldi ki neyin gerçek, neyin e, sahte olduğunu bir türlü anlayamıyor. Çünkü çünkü hem bilim şeytanlaştırıyor, hem teknoloji şeytanlaştırılıyor, hem de insanlar şeytanlaştırılıyor. O yüzden doğruyu bulmak biraz zorlaşıyor gibime geliyor. Peki ne oldu? O Dünya Sağlık Örgütü neden maymun çiçeği virüsünü acil durum olarak ilan etti? Şimdi İşin tuhaf yanı şu bu ikinci küresel acil durum biliyorsunuz 2022'de Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsünü e, yayıldığı gerekçesiyle acil durum küresel acil durum ilan etti 2022'de. Şimdi o dönemde 5 e, kişi hayatını kaybetmişti tüm dünyada yani 5 kişi hayatını kaybetmişti ki raporlu e, bunun üzerine e, Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti 2022'de. Hatta istifa eden bizim Sağlık Bakanımız da hemen o dönemde çıktı. Efendim bir vakada Türkiye'de görüldü diyerek yani o şeyin planın peşine takılmıştı hatırlarsanız. Şimdi ne oldu da 2022 yılında küresel acil durum ilan edildi ama sonra bir şey olmadı. Sonra kendiliğinden gitti. Acil durum nedir? Yani insanlar efendim işte bütün dünyada yaygınlaşır virüsün yayılması ve insanlar ölür vesaire filan böyle bir şey olmadan kapandı gitti. O öyle kimse de sorgulamadı tabii. Şimdi öncelikle bu maymun çiçeğinin belirtilerine ondan başlayıp asıl meseleye geleceğim. Belirtileri yüksek ateş, baş ve sırt ağrısı, kas ağrıları, lenf e, bezlerinde şişkinlik, yorgunluk, yorgunluk hali, üşüme, titreme, vücutta kabarcıkların oluşması. Genelde de 5 ila 21 gün aralığında belirti gösteriyor bu hastalık. Tabi e, önemli bir hastalık, tehlikeli bir hastalık. Ama biliyorsunuz Afrika kıtasının batı ve orta kesimlerinde genelde görülen bir hastalık. Şimdi uzmanlarla görüştüm ve görüş aldım. Şimdi bu hastalık mı? bulaşıcı mı? Evet bulaşıcı. Ama ve lakin nasıl bulaşıyor? Mesela bir insan, öncelikle hayvanlardan insana bulaşan bir hastalık bu. Yani kemirgen hayvanlardan. İşte maymunlardan Efendim sincaplardan vesaire doğadaki hayvanlardan bulaşan bir hastalık şimdi e, siz bulaşmış olan ya daha doğrusu bulaşı olan bir kişiye o, o kabarcıklara sürekli dokunmanız onunla hemhal olmanız e, olduktan sonra bulaşabiliyor yani havacık yoluyla solunum yoluyla bulaştığı çok az görülen bir hastalık ve Dolayısıyla Eğer siz hasta birine bu e, böyle çok dokunmazsanız onunla kucaklaşmazsanız, efendim çok yakın olmazsanız bulaşma ihtimali çok düşük bir hastalık. O yüzden niye bu kadar böyle e, ortalığı ayağa kaldırıyorlar? Neden acil durum ilan ediyorlar ki? Zaten Afrika'nın en önemli, Dominik Cumhuriyeti mesela bunun en büyük görüldüğü yer orası. Ve dolayısıyla sürekli burada bir hastalık hali var zaten insanların hayvanlarla teması nedeniyle. Ama bunu sanki bütün dünyada çok ciddi şekilde yayılıyormuş gibi Böyle bir yaygara, böyle bir propaganda yaparak insanlar bir şekilde korku altına alınıyor. Hatırlayın Dünya Sağlık Örgütü bir tüzük çıkardı. Bir tüzük hazırladı. Yeni küresel pandemi tüzüğü. Devletler buna onay vermedi. Niye? Çünkü yapılan tüm eleştiriler şuydu. Devletlerin, ulus devletlerin egemenlik haklarını elinden alıp Dünya Sağlık Örgütü'ne veriyor. Bununla ilgili çok yayın yaptım. Bununla ilgili bütün verileri verdim, belgeleri gösterdim. Artık geriye dönüp tekrar vaktinizi almak istemiyorum. Bir türlü, bir türlü Dünya Sağlık Örgütü devletleri o tüzüğe ikna edemedi. Şimdi onu hayata geçirmek için bu tür bazı olayları kullanıyorlar. Şimdi kuş gribi. Bununla ilgili çok yayın yaptılar, çok propaganda yaptılar. Ama bir türlü dünyaya yayamadılar. Bir türlü dünyada büyük olaylar olmadı. Şimdi tekrar 2022'de acil durum ilan ettikleri bu maymun çiçeği virüsüne tekrar geri döndüler. Tekrar söylüyorum bakın böyle bir hastalık var ve tehlikeli bir hastalık. Batı Afrika'da ve aynı zamanda orta kesimlerinde görülen çok önemli bir hastalık. Ve yüzyıllara dayanın bir hastalık. Yani yıllarca beri var bu hastalık. Ama bunun bütün dünyada sanki böyle yaygınlaşmış insanlar artık patır e, patır ölüyor havası vererek Acil durum, küresel acil durum ilan edecek kadar bir şey var mı? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bizzat hazırlamış olduğu rapordan aktarayım size. Bakın Dünya Sağlık Örgütü e, maymun çiçeği hastalığına dair 35. durum raporunu açıkladı. 2024 raporunu açıkladı. Neymiş, ne varmış içerisinde? Buna göre Haziran'da yani Haziran 2024 Dünya Sağlık Örgütü'ne 26 ülkeden, 934 maymun çiçeği vakası bildirilmiş. Lütfen dikkatli dinleyin. 4 ölüm vakası gerçekleşmiş. 4 ölüm vakası. Şu ana kadar 4 ölüm olmuş dünyada. Afrika bölgesinden, Afrika bölgesinden 567, ABD bölgesinden 175, AB yani Avrupa Birliği bölgesinden 100, e, Batı e, Pasifik bölgesinden ise 80, Güneydoğu Asya bölgesinden ise 11 vaka bildirilmiş. Toplamı 4 ölüm. Şimdi dört kişiyi küçümsemiyorum. Bir kişi de ölmesin. Bir kişi de candır. Ama yani küresel acil durum ilan edecek kadar bir şey var mı? Ben sizin bilginize bırakıyorum. Şimdi gelelim bu ekranda. Değerli dostlar dedim ya ekranda bir belge var. Şimdi bu belgeye biraz bakalım. Bakın şimdi size bu belgeyle ilgili. Değerli dostlar. Tabii. Çal evet şimdi. Şimdi bu belge bir kuruluşun. E, Münih Güvenlik Konferansı'na sunduğu, sunduğu maymun çiçeği ile ilgili bir rapor, bir simülasyon. Şimdi e, Nuclear Trade Initiative isimli yani nükleer tehdit girişimi isimli bir kurum e, Münih Güvenlik Konferansı'na 2021'de yapılan bu Münih Güvenlik Konferansı'nda bir rapor sundu. Bu rapor simülasyon bu bildiğiniz simülasyon. Şimdi kimlerin katıldığını bu raporun ne anlama geldiğini, ba bakın nasıl senaryonun hayata geçirildiğini net olarak size göstereceğim. Ben demiyorum. Buradaki bilgiler onu söylüyor. Şimdi öncelikle bakın kimler katılmış burada var. Yani şöyle e, burada Melinda Bilgeys Vakfı katılmış. Johnson Johnson yani ilaç firmaları katılmış. ABD Ulusal Güvenlik e, Bürosu katılmış. Dünyadaki etkili yetkili kişiler bir araya gelmiş. Çin'in önemli kurumları katılmış. Ve dolayısıyla böyle bir senaryo gerçekleştirilmiş. gerçekleştirilmiş. Şimdi Mart 2021'de Münih Güvenlik Konferansı'na bu rapor sunulmuş. Şimdi e, ne diyor bu şeyde? Buna göre salgın, bakın burada tarifini de yapıyor. Şimdi salgın, e, bilgisayarda doğumlu ben tekrar bakayım. Salgın, ne zaman meydana geliyormuş? Burada o da var. Bak raporda hepsini belgeli. Burada raporda e, ortaya çıkıyormuş. Ne zaman? Mayıs 15, 2022. <laughs> Mayıs 2022, 15 Mayıs'ta ve çıktı. Bu rapor e, 2021'de sunuluyor. Münih Güvenlik Konferansı'na. 2022'de çıkacağı söyleniyor maymun çiçeği virüsünün. Ve 2022'de Dünya Sağlık Örgütü, bakın Dünya Sağlık Örgütü, Küresel acil durum ilan ediyor. Bakın ne kadar da tesadüf değil mi? Sonra burada diyor ki işte ilk önce bak burada olay e, vaka ve ölüm. 5 tane e, bu kaç taymış göremedim. Evet 4 ölüm diyor. Bakın burada 4 ölüm diyor. Ve be, bugün baktığınızda 2022'de 5 tane ölüm olmuş. Yani ne kadar da tesadüf tutmuş. Ve devam edip gidiyor. İşte vaka sayısı nitekim Nitekim e, bu rapora göre tam 3 milyar kişi enfekte oluyor. Ve 270 milyon kişi de ölüm ölüyor. Bu senaryoya göre. Şimdi değerli dostlar bakın. Hani bunları biz sizlere anlattığımızda belge bilgi sunmadan anlattığımızda ya dayanağım ne? E, kaynağın ne diye bazıları soruyor. Alın size kaynak. Yani senaryosu 2021'de yazılmış. Ve o e, güvenlik, Münih Güvenlik Konferansı'ndaki çok ciddi bir e, toplantıdır, uluslararası organizasyondur. Orada sunulmuş, orada görüşülmüş ve 2022'de Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmiş. Şimdi geldik 2024, yine acil durum ilan ediyorlar. Amaçları şu, insanları bir şekilde buna ikna ederek ve dolayısıyla bir küresel acil durum devletleri ikna edip o küresel pandemi yasa tasarısını onaylatmak. Aynı zamanda da başka şeyleri biliyorsunuz. Şimdi burada adını da söyleyemiyorum. O malum süreçte olduğu gibi o malum şeyleri insanlara evet sunmak. Bütün mesele bu. E, ama hastalıkları ciddi alacağız. Tedbirimizi alacağız. Ondan sonra takdiri Allah'a bırakacağız. Duyarlı olacağız. Hastalıklar tedavi edilmesi için doktora gideceğiz. E, tıbbi yardım alacağız. Ve dolayısıyla da uyanık olacağız. Değerli dostlar. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.